Ak Parti yöneticileri bizde bu üç büyük şehirde bizi destekleyin. Biz de size büyük şehir belediye meclislerinde üyelik vermek suretiyle size bir teklif verelim demişlerdi. Fakat biz zaten baştan beri Ak Parti yöneticilerine bizim zaten bu üç büyük şehirde meclis üyesi çıkartabileceğimizi bu bakımdan bizim böyle bir teklife evet dememizin zor olduğunu ifade etmiştik. Onlardan biz aslında daha somut teklifler bekliyoruz. Daha net, örneğin aslında baştan beri bu ittifak görüşmeleri belli bir seyirde devam etseydi, tüm Türkiye'nin haritası ortaya konulurdu. Bu harita üzerinde bizim bazı illerde, onların bazı illerde girmesiyle alakalı bir irade ortaya konulabilirdi. Ama şu anda AK Parti hemen hemen birçok ilde, İstanbul, Ankara, İzmir'de dahil olmak üzere adaylarını ilan etti. E, bu çerçevede artık bundan sonra e, verilecek tekliflerin bizim tabanımızda çok ciddi bir karşılık bulacağını zannetmiyorum. E, ama hayırlısı tabii ki e, yine toplantılar, müzakereler başladı. E, hayırlısı olsun diyoruz. Biz e, Türkiye'de birinci parti olacağımızı ifade ediyoruz. Yani en çok belediye kazanan parti olacağımızı ifade ediyoruz. E, bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Teşkilatlarımız çok heyecanlı. Şu anda Türkiye'de bizim aynı zamanda bize geçen belediye başkanlarımız da var. Onların da bizim partimize vermiş olduğu heyecanla yine aynı zamanda Anadolu'daki rüzgarı da gördüğümüzde biz Malatya'da, Şanlıurfa'da, Ankara'da, İstanbul'da, Yozgat'ta, Düzce'de, Bursa'da, Edirne'de, Manisa'nın bazı ilçelerinde, Antalya'da yine birçok ilçede kazanmak suretiyle büyük bir sürpriz yapacağımızı ifade edebiliriz. 94 ruhu milli görüşün belediyelerde en güçlü olduğu zamanı ifade ediyor. Ya Ankara yeri İstanbul'u da kazandığı anı ifade ediyor. Biz de zaten 2024 ruhunu 94 ruhuyla özdeşleştiriyoruz. Hatta şöyle bir slogan ifade etmiştik biz. Yeniden Ankara, yeniden İstanbul, yeniden refah, yeniden Erbakan demiştik. E, Sayın Erdoğan da Sayın Cumhurbaşkanımız bu sloganımızı sevmiş olacak ki e, o da yeniden İstanbul, yeniden AK Parti demeye başladı. E, bu da aslında e, Sayın Erdoğan'ın e, bizim partimizin heyecanını e, gördüğünü e, çok net bir şekilde ortaya koyuyor. E, refah ruhu, milli görüş ruhunu e, kim temsil ediyor dediğimizde elbette Yeniden Refah Partisi temsil ediyor. Biz de bizim partimizin ismine de uyduğu için işte o 94 ruhunu yaşayalım ve yaşatalım diye Yeniden Ankara, Yeniden İstanbul demiştik. Sayın Erdoğan da Yeniden İstanbul diyor, biz de Yeniden İstanbul diyoruz. Ama tabii 94 ruhunu kim yaşıyor ve yaşatıyor? Milli Görüş Partisi yaşatıyor. Milli Görüş demek, Erbakan demek, Erbakan demek, Yeniden Refah demek. Hafta sonuna kadar İstanbul, Ankara, İzmir adaylarımızı inşallah açıklayacağız. 10 Şubat'ta da Ankara'da Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda tüm Türkiye'deki adaylarımızın ilan edileceği ve seçim beyanamemizin genel başkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı bir program tertip edeceğiz. Ay sonuna kadar adaylarımız netleşir. Bu hafta sonu olabilir veya ay sonuna kadar olabilir. Bugün 23 Ocak bu çerçevede değerlendirdiğimizde herhalde ay sonu bu iş biter diye düşünüyoruz.